Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakîn. Ve la udvâne illâ alel zâlimîn. Ve salatu ve selamu ala Resûlina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni zidna ilmen ve alhikni ve alhikna bis salihin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. El-evvelu Allah, vel-ahiru Allah, el-zahiru Allah, vel-batinu Allah, ve men kâne fî kalbihi Allah, fe-mu'inuhu fit-dârayn Allah, ve men kâne fî kalbihi gayrullah, fe-hasmuhu fit-dârayn Allah. Elhamdülillâhillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو فأمر بالعرف ve a'rid anil cahilin. Sadakallahun azim. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. İman etmeyi nasip eden Rabbimize, Müslüman olmayı nasip eden Rabbimize hamdü senalar olsun. İman etmeyi nasip ettiği gibi mümin kalmayı, Müslüman olarak yaşayabilmeyi de cümlemize nasip eylesin. Müslüman yaşayıp Müslüman ölebilmeyi cümlemize lütfeylesin. Rabbim bize ikram ve ihsan ettiği nimetlerin kadrini, kıymetini bilebilmeyi, nimetleri verenin kendisi olduğunun idrakiyle davranabilmeyi, hareket edebilmeyi, şükrünü eda etmek için çaba gösterebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz bir an bile bizi imandan, İslam'dan ayrı ve mahrum bırakmasın. Kur'an'dan mahrum bırakmasın. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan mahrum bırakmasın. Yolunu yol bilerek yürüyebilmeyi, ahlakıyla ahlaklanabilmeyi, ona itaat edip yarın mahşer meydanında ona itaat edenlerle beraber, onunla beraber, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacak bir akıbete ulaşabilmeyi Mevlamız cümlemize nasip eylesin. İnneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni duasını öğretiyordu Hazreti Ayşe'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, özellikle Kadir Gecesi özelinde. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, affı seversin. Bizi affeyle ya Rabbi, beni affeyle ya Rabbi duasını öğretiyordu. Biz de o duayla Mevlamıza, alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza iltica edip Celle Celaluhu, Allah'ım sen affetmeyi seversin, sen affedenleri seversin, sen affedicisin. Bizi affeyle ya Rabbi. Ya Rab, elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan sadır olan bütün hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Bu bedeni rızan istikametinde kullanabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Verdiğin bu ömrü senin rızan istikametinde yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bize hazırlamış olduğun kısa dünya hayatında ebedi sonsuz mutluluğu, sonsuz cenneti kazanabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rabbimizin isimlerinden bir tanesi de afuv, affedicidir. Affedici olmaktır. Allah Celle Celaluhu hem kendisi
affedicidir, kullarına karşı çok merhametlidir. Okuyacağım ayet-i kerimeleri hem de Rabbimiz Celle Celaluhu kullarından affedici olmalarını istemektedir. Huzil affe ve mur bil urfi ve a'rid anil cahilin buyuran Rabbimiz. Yani af yolunu tut, affı tercih et, affetmeyi seç, affı al. İnsanlara iyiliği emret, iyiliği yaygınlaştırmak için kötülük, çirkinliğe karşı Müslümanın tavrı, onun örtülmesi, gizlenmesi, cemiyette, toplumda yaygınlık kazanmamasıdır. Bir yerde bir kötülük işlendiyse, o kötülüğü yayıp da herkes tarafından bilinmesini sağlamak marifet değildir. Onun yayılmaması için, çirkinliğin herkes tarafından bilinmemesi için gayret göstermektir. Allah Celle Celaluhu örtenleri seveceğini, Allah'ın kötülüğü örtenleri, ayıpları örtenleri sevdiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor bize. Men setara Müslüman, seterahullahu yevmel kıyame. Kim Müslümanların ayıplarını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıplarını örter. Bizim örtülmesini istediğimiz ne kadar çok ayıbımız vardır. Ben nefsim adına söyleyeyim. İnsanların bilmesini, insanların muttali olmasını arzu etmediğimiz ne kadar çok kusurumuz vardır. Ne kadar çok Allah'ın örtmesine muhtaç olacağımız bir gün var önümüzde. Siz örterseniz ben de sizin daha fazla ayıbınızı örterim buyuran Allah'tır Celle Celaluhu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin böyle yapacağını bize haber verendir. Onun için örtmek lazım. Çirkinliklerin yayılması. İnnellezîne yuhibbûne. Bazen yapılıyor bu. Bir yerde işte bir hadise olmuş. Çirkin mi? Çirkin. Batılı tasvir safi zihinleri ıtlan eder diye güzel bir söz var. Yani kötülüğü anlatmak ayrıntısıyla saf olan zihinleri yoldan çıkarır. Yoldan çıkarır, dalalete sevk eder. Yolunu şaşırttırabilir Allah korusun. Batılı tasvir, bir hadise bakıyorsunuz, bir yerde olmuş, olmaması gereken bir şey. Akşama kadar bütün dikkatler orada, günlerce konuşuluyor. Bakıyorsunuz ki bir yerde binde bir olan hadise çok konuşuldukça binde ikiye çıkıyor, binde üçe çıkıyor, binde beşe çıkıyor. Neşv-i nema buluyor, yaygınlık kazanıyor. İnsanlar artık ondan rahatsız olmamaya başlıyorlar. Onun için alışmak çirkinliklerin yayılmasıyla olur. Çirkinliklere alışmak, çirkinliklerin yayılmasıyla, günahların yayılmasıyla olur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, "Huzil affe ve emur bin urfi." Af yolunu tut, iyiliği emret. Kötülükler yayılmasın toplumda. Kötülüklerin yayılmaması için gayret göster ve a'rid anil cahilin, cahillerden yüz çevir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Malum Cenab-ı Hak Teala Hazretleri biraz sonra size Hazreti Hamza'yı, Hamza radıyallahu anhı, Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasını Uhud'da kargısıyla, mızrağıyla şehit eden Vahşi'yi anlatacağım. Vahşi'nin imanını anlatacağım inşallah. Orada da okuyacağım ayet-i kerimeyi. Rabbimiz Celle Celaluhu, "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim." Ey kendilerine karşı aşırı gitmiş olan kullarım. Ey fazlaca günaha dalmış olan kullarım. Yanlış yapmış olan kullarım. "La taknatu min rahmetillah." Sakın ha Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Yani benden bir şey olmaz demeyin. Benim artık affedilmem mümkün değil demeyin. Sakın ha kendinizi bırakmayın. Bu şeytanın oyunlarından bir tanesidir insana. Ben çok günahkarım. Benim affedilme imkanım yok derse insan, kendisini inandırırsa bulunmuş olduğu bataklıktan kurtulamaz Allah korusun. Nasıl olsa benden bir şey olmaz deyip kendini bırakır. Allah korusun kendini kendi eliyle cehennem çukuruna yuvarlar. Öyle deme, yapmayın diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu.
La taknatu min rahmetillah. Ne kadar günah işlemiş olsanız da, ne kadar yanlış yapmış olsanız da sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Hani hatırlayın, Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte geçtiğimiz günlerde geride bıraktık, bir müjde ile ümmetine dönmüştü. Buyuruyor ki Hazreti Peygamber, اَتَانِي اَاتِمْ رَبِّي فَاَخْبَرَنِي اَوْ بَشَّرَنِي اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِي وَلَا مُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Yani Rabbimden bir haberci, bir müjdeci bana geldi. Dedi ki, senin ümmetinden her kim şirk koşmadan, Allah'a ortak koşmadan, bu konuyu konuştuk hatırlarsınız, Allah'a ortak koşmadan, şirk koşmadan ölürse cennete gider. Allah affeder yani. Allah dilediği bütün günahları ama şirki affetmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah kendisine ortak koşulmasını, kendisinden başka yaratan, yaşatan, yöneten, rızık veren, ibadete layık bir başka varlık olduğunun kabullenilmesini affetmez Allah Celle Celaluhu. Allah hakimiyetinde, Allah ilahlığında ortak eşler kabul etmez. Kabul etmez. Allah onu kabul et, onu affetmez. Onun dışında, onun dışındakileri affedeceğini haber verdi. Ebu Zer radıyallahu anh oradaydı, dedi ki ya Resulallah, ve in zena ve in seraka, bu kimse yani Allah'ın affeder diye bize haber verdiğin kimse daha önceki hayatında, çok özür dilerim, zina gibi, hırsızlık gibi günahlar işlemiş. Bunları affeder mi Allah? Müslüman olduktan sonra zina gibi, hırsızlık gibi günahlar işlemiş. Allah korusun. La yezni zani hine yezni ve huve mümin. Zina eden kimse iman kendi başındayken iman zina edemez diyor Efendimiz Aleyhisselam. Allah korusun. Çok büyük günahlardır. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam ve in zena ve in seraga. Yani bu insan daha önceki hayatında böyle günahlar işlemiş olsa bile tövbe kapısı açıktır. Allah'a yönelenleri Allah tövbelerini kabul eder. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez şeklinde cevap veriyor. Ebu Zer ve in zena ve in seraka. Yani ya Resulallah, zina etmiş, hırsızlık yapmış, ya böyle büyük günahlar işlemiş. Anlamakta zorlanıyor Ebu Zer. Olur mu yani? Bu kadar büyük günahları Allah affeder mi? Efendimiz Aleyhisselam tekrar ve in zena ve in seraka. Evet. Yani bu büyük günahları işlemiş olsa bile Allah onu affedebilir. Üçüncü defa Ebu Zer, ya Resulallah, zina gibi, hırsızlık gibi büyük günahları işlemesine rağmen mi diye sorunca Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam, ala ragmi enfi Ebi Zer, Ebu Zer'in burnuna rağmen, yani Araplarda bir tabirdir bu, Ebu Zer'in bu konudaki ısrarına rağmen, inadına rağmen, anlamak istemeyişine rağmen Allah affedebilir buyuruyor. Şimdi kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim, ey kendilerine karşı aşırı gitmiş olan kullarım, fazlaca günaha dalmış olan kullarım, la taknatu min rahmetillah, sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnnallaha yagfiru zunube cemi'a innehu huvel gafurur rahim, çünkü Allah Celle Celaluhu bütün günahları bağışlar, bağışlayabilir. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu kadar affediciyse, bu kadar merhametliyse, bu kadar bağışlayıcıysa Allah'ın kullarına düşen nedir? Affedici olmaktır. Allah'ın kullarına düşen nedir? Merhametli olmaktır. Allah'ın Celle Celaluhu kullarına düşen nedir? Bağışlayıcı olmaktır. Allah'ın Afuv isminden tecelliler niyaz ederek, çok affeden isminden tecelliler niyaz ederek Müslümanın affedici, bağışlayıcı olması, bütün ilişkilerinde bu şekilde davranması temel esaslardan bir tanesidir aziz cemaat-i Müslümin. Bazen küçük bir hata gördüğümüz oluyor. Basit bir yanlış yapanlar oluyor. Eşlerimizle ilişkilerimizde, çocuklarımızla ilişkilerimizde,
efendim işte komşularımızla, akrabalarımızla, ilişkilerimizde bir basit hata, hatayı alıyoruz, büyütüyoruz, 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 konuşuyoruz, konuştukça besliyoruz, gönlümüzde bir ağırlık oluşturmaya başlıyor. Sırtımızdaki ağırlıklardan kurtulmak gerektiği gibi bir ağırlığımız varsa, kalbimizdeki ağırlıklardan da kin kalpte ağırlık yapar, nefret kalpte ağırlık yapar, öfke kalbe ağırlık verir. Pek çok olumsuzluk kalbimizi karartır ve kalbimize ağırlık verir, kalbimize baskı yapar. Onlardan afla kurtulmak, yani affetmek suretiyle o yüklerden kendimizi kurtarmaya çaba göstermek lazım. Aziz cemaat-i müslümin, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın davranışını, davranış şekillerini gördüğümüz zaman, şimdi Hazreti Ayşe diyor ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sordum. Ya Resulallah, senin Uhud'dan daha zor günün oldu mu? Uhud'u biraz sonra anlatacağım inşallah dedim size. Vahşi'yi anlatırken Uhud'dan bir nebze bahsedeceğim inşallah. Ya Resulallah, senin Uhud'da hani aldığı darbeyle etrafında bir avuç sahabe kalmış, yanağına almış olduğu darbeyle miğferi yanağına batmış, dişi kırılmış, kan akıyor ağzından. Ölümle burun buruna, böyle gözü dönmüş müşriklerin karşısında neredeyse ortasında kalmış, işte dağın dibine doğru, kayalıklara doğru çıkmışlar ve o şeyden kurtulmuşlar. Bundan daha zor bir günün oldu mu dedim diyor. Oldu diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bundan daha zor hangi günün olabilir ki? Ya Resulallah, Hazreti Ayşe soruyor Efendimiz'e. Hazreti Peygamber Aleyhisselam da anlatıyor. Diyor ki, Hazreti Hatice vefat etti. Radiyallahu anha. Efendimiz'in en büyük destekçisi, eşi destekçisi, malıyla destekçisi, onun efendim sırtını sıvazlayan, onun hakikat üzere olduğunu söyleyen, cesaretlendiren, yüreklendiren büyük bir kadın, Hatice-tül Kübra, büyük Hatice, Rabbim rahmet eylesin, şefaat izni verdiklerinin şefaatine bizleri nail eylesin. Hazreti Hatice vefat etmiş. Bir aylık bir süre var arada, yaklaşık. Ebu Talip de vefat etmiş. Ebu Talip kim? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın anne karnındayken babası Abdullah vefat ediyor biliyorsunuz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam 6 yaşındayken annesi vefat ediyor Amine, Evva'da. Veriyorlar dedesi Abdülmuttalib'in yanına. Hazreti Peygamber Aleyhisselam 6 yaşından 8 yaşına kadar, 2 sene kadar Abdülmuttalib dedesinin yanında kalıyor. Dedesi Abdülmuttalib'in yanında kalıyor. 8 yaşında dedesi de vefat ediyor. Alemlere rahmet olacak Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam anne karnında yetim, 6 yaşında öksüz, 8 yaşında dededen mahrum, kimsesi yok saydığınız yerde Allah sahip çıkarsa alemlere rahmet kırıyor elhamdülillah. Cenab-ı Hak layık ümmet eylesin cümlemizi ona. 8 yaşında dedesi de vefat edince, Abdülmuttalip vefat edince Ebu Talib'in yanına veriyorlar. Ebu Talip amcası, Hazreti Ali'nin de babası biliyorsunuz. Ebu Talip amcaları içerisinde fakir olanlardan bir tanesi. Varlıklıları var amcalarından ama Ebu Talip fakir olanlardan bir tanesi. Belli ki hem kendisinin hem de eşi, Ebu Talip'in eşi, karısı Fatıma binti Esed'in şefkatli bir kadın olmasından dolayı küçük Muhammed'i veriyorlar Ebu Talip'in yanına. 25 yaşına kadar onların yanında kalıyor. 25 yaşında Hatice ile evleniyor radıyallahu anha biliyorsunuz. Sonra 40 yaşlarında nübüvvetle şereflenince, peygamberlikle görevlendirilince Mekke'nin bütün müşrikleri saldırıyorlar. Mekke'nin bütün müşrikleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bedenini ortadan kaldırmak, davasını yok etmek, bastırmak için ellerinden gelen bütün gayreti, bütün çirkinlikleri sergiliyorlar. Öyle burayı da biliyoruz. Bütün bu çirkinliklere karşı kendisi iman etmemiş olsa bile bir kale gibi, bir duvar gibi yegenini korumak üzere kendisini siper eden kim?
Ebu Talip, Hazreti Anne'nin babası. Bir ömür boyunca Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük destek verenlerden biri olan, en büyük destekçisi eşi Hatice ile birlikte radıyallahu anha, Ebu Talip de vefat edince Hazreti Peygamber Aleyhisselam Taif'e gidiyor. Mekke'de kendisini bunaltmışlar, nefes alamıyor. Boykot, çile, baskı, işkence, takip, göz açtırmıyorlar neredeyse. Dönem dönem, zaman zaman İslam'a ve Müslümanlara böyle baskının olduğu anlar tarih boyunca yaşanmış, belki yaşanmaya da devam edecek kıyamete kadar. Hazreti Peygamber Taif'e gidiyor. Orada akrabalığı da olan birkaç kişiyle buluşuyor. Diyor ki, davayı anlatıyor, İslam'ı anlatıyor, iman etmeye, Müslüman olmaya davet ediyor. Müslüman olmaya davet ediyor, kabul etmiyorlar. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, madem kabul etmediniz, bari kimseye söylemeyiniz de Mekke'dekiler daha çok azgınlaşmasınlar diyor. Bu Taif'te de destek bulamadı. Taif'te de bunun kimse yüzüne bakmadı demesinler bari. O yanına gittiği, akraba bilip de yardımlarını beklediği müşrikler sözünü dinlemek şöyle dursun, Taif'in ayak takımına haber veriyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı, yanındaki kölesi, sonra azat ediyor onu malum ama gönüllü olarak yanında kalıyor, Zeyd bin Harise ile beraber ta aşağı şehrin dışındaki bağlara kadar taşlıyorlar. Ayakları kan içerisinde kalıyor. Yürüyemeyecek hale geliyor. Bir tanıdığın, yine belki de aralarında bir akrabalık münasebeti olan birisinin bağına giriyor. Üzüm bağına girdiği esnada Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği sahih hadis-i şeriflerde, ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Allah sana dağlarla görevli meleği gönderdi. Rabbin diyor ki, şu iki dağın arasında olan Taif'in dağlarını birleştirip Taif'i içinde oturanlarla beraber helak edeyim arzu ederse benim Habibim, Resulüm, Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam. Merhamet eğitimine tabi tutuyor Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamberi. Bunu ister misin diye belki deniyor Efendimiz Aleyhisselam'ı. Belki bir merhamet eğitimine tabi tutuyor. Dağlar meleği böyle sesleniyor deyince, böyle seslenince, Rabbimden onları bağışlamasını diliyorum. Zira onların nesillerinden, çocuklarından, torunlarından Allah'a, peygambere, Kur'an'a, İslam'a hizmet eden nesiller gelmesini diliyorum, ümit ediyorum, dua ediyorum Rabbime diye af ve bağışlanma diliyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kendi bedenini ortadan kaldırmayı hedeflemiş olanlara karşı, dünyada nefes almasına tahammül edemeyenlere karşı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tuttuğu "Huzil affe ve emur bil urfi ve arid anil cahilin" ey peygamber, af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir düsturuna göre, Rabbimizin Araf suresinde ifade buyurduğu prensibine, düsturuna göre hareket ediyor. Diyor ki işte Hazreti Ayşe'ye, bugün, yani Hatice'nin radıyallahu anha, Ebu Talib'in vefat ettiği hüzün yılından sonra, üzüntü yılı diye o yıl adlandırılmış, ikisi de aynı yıl içerisinde vefat edince, beni dinleyen bir aklı selim belki bulabilirim diye gittiğim Taif'ten böyle ayaklarım kan içinde kalıncaya kadar taşlandığım gün, taşlanarak şehirden çıkarıldığım gün Uhud'dan daha zor bir gündü benim için diyor. Ama orada bile ellerini kaldırıp da af ve merhamet isteyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Gelmeyene gitmen, vermeyene vermen, sana haksızlık edenden intikam almaya gücün yettiği zaman onu bağışlamandır diyor. Allah'ın
en sevdiği, en faziletli amellerin başında gelen hususlardan bir tanesidir. Konuşmak kolay, çok güzel anlatabilirim size ama bunu yapmak kolay mı? Bu konuştuğumuz kolaylıkta değil maalesef. Gelmeyene gitmen, vermeyene vermen, sana haksızlık edenden intikam almaya gücün yettiği zaman affediyorum seni, bağışlıyorum seni demen, bir seferden dönerken Hazreti Peygamber aleyhisselam bir ağaçlıkta gölgelemişler, istirahat vermişler, dinlenme molası. Efendimiz ağacın dibinde böyle uyku uyanıklık arasında kılıcını da asmış ağacın dalına, bir müşrik eline Efendimizin kılıcını almış, başında Muhammed seni benden kim kurtaracak aleyhissalatü vesselam? Kim kurtaracak? Efendimiz aleyhisselam gözünü açıp gayet kendinden emin bir şekilde Rabbine tevekkülün zirvesinde Allah kurtaracak deyince bocalamış müşrik, elinden kılıç düşmüş yere, Efendimiz almış kılıcı. Seni benim elimden kim kurtaracak? Git seni bağışlıyorum diye canına kastedeni bağışlamış. O bağışlanma onun İslam'la, Allah'la Celle Celaluhu buluşmasına, iman etmesine vesile olmuş. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve arid anil cahilin, cahillerden yüz çevirme, af yolunu tutma, iyiliği emretme düsturu. Hazreti Ömer halifeyken radıyallahu anh, Uyeyne bin Hasin diye bir kişi Medine'ye akrabasının yanına geliyor. Hur bin Kays adlı akrabası. Hur dediğimiz zat Hazreti Ömer'in yakın çevresinden bir tanesi. Onunla beraber bulunabiliyor. Bu dışarıdan gelen misafir olduğu eve, yani Hurra diyor ki sen Ömer'in yanında itibarın var diyor. Beni bir Ömer'le buluştursan, Hazreti Ömer radıyallahu anh'la. Tabir caizse bizim tabirimize söyleyelim, bana bir randevu alsan, beni bir buluştursan. Olur diyor. Hazreti Ömer'in müsait zamanında, Hazreti Ömer'in istişare heyeti etrafındayken Hazreti Ömer'in yanına giriyorlar. Girer girmez diyor ki bize bir şey vermiyorsun, adaletle davranmıyorsun. Hem de Hazreti Ömer'e denir mi bunlar? Adaleti, dünyayı doldurmuş olan Ömer'e kaba çirkin sözler söylüyor. Hazreti Ömer hiddetle yerinden kalkıyor. Onu yanına götüren Hur diyor ki ey Ömer sakin ol. Allah Kur'an-ı Kerim'de huzil affe ve emur bil urfi ve arid anil cahilin buyuruyor. İyilik yolunu, af yolunu tut. İyiliği emret. Cahillerden yüz çevir buyuruyor. Yavaş ol ey Ömer deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh kâne vakkâfen inde kitâbillâh. Allah'ın kitabı söz konusu olunca olduğu yerinde kalırdı diyor. Kitabın üstüne söz mü söylemek? Allah'ın Celle Celaluhu söylediğini önüne mi geçmek? Peygamber aleyhisselamın söylediğinden farklı bir şey mi söylemek ve davranmak? Böyle deyince af yolunu tutan Efendimiz aleyhissalatü vesselam yolda gidiyorlar. Bir bedevi arkasından, üzerinde de kalın bir elbise varmış Hazreti Peygamber'in, bir cübbe. Arkasından tutup çekiyor, boğazı kıpkırmızı oldu diyor. Bedeviler birazcık nezaketten yoksun, kaba saba insanlar. Boğazı kıpkırmızı oldu. Bana ver dedi ya Resulallah, ver ey Muhammed. Bir şeyler istedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gülümsedi, ona bir şeyler verilmesini emretti buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالطَّرَّائِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Muttakileri anlatırken Allah Celle Celaluhu, bolluk zamanında da verirler, darlık zamanında da verirler, öfkelerini yutarlar, insanları affederler, Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah ihsan edenleri, iyilik yapanları,
İhsan bilinciyle yaşayanları affeder buyuruyor Ali İmran suresinde. Hazreti Hüseyin'le ilgili bir menkıbe anlatılır. Bir çalışan yanında hizmetçi böyle toprak testide su getiriyor. Hazreti Ömer oturuyor. Abdest alacak herhalde. Elinden tam üzerindeyken kaydırıyor şeyi, testiyi. Testi Hüseyin'in başına radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin'in başına olgunluk zamanı düşüyor ve başı yarılıyor. Kan akıyor. İnsan öfkelenmez mi? Öfkelenir. Köle, hizmetçi hemen bu ayet-i kerimeyi okuyor. Diyor ki: "Vel kâzimînel gayza." Öfkelerini yutarlar diyor muttakiler. Yuttum öfkemi diyor Hazreti Hüseyin. Ama diyor "Vel âfînânin nâs." İnsanları affederler de buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Affettim seni, git, tamam, bir şey demiyorum diyor. "Vallahu yuhibbul muhsinîn." Allah ihsan edenleri, iyi davrananları, iyilik edenleri sever buyur, sever ayet-i kerimesini de okuyor. Devamını okuyor köle. "Seni azat ettim. Artık dilediğin yere gidebilirsin." diyor. İyilik tamama ulaştı. Şimdi bütün insani ilişkilerimizde, aile ilişkilerimizde, ticari ilişkilerimizde, komşuluk ilişkilerimizde aziz cemaat-i müslümin esas olan af yolunu tutmaktır. Cahillerle muhatap olmamaktır. Yani yangına körükle gitmemektir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu aramızda düşmanlık olan kimse bile olsa onunla olan münasebetlerimizde takınmamız gereken bir tavrı gösteriyor, biliyorsunuz. وَلَا تَسْتَوِنْ حَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَّ İyilik de kötülük bir olmaz. Zihninize yazın bunu lütfen. Fussilet suresinde اِدْفَعْ بِلَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Sana yapılan kötülüğü sen en güzel şekilde sav. Sana bir kötülük yapılsa sen iyilikle mukabele et. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ Aranızda düşmanlık olan kimsenin sımsıcak bir dost haline geldiğini göreceksin diyor. Aranızda düşmanlık olan kimsenin sıcacık bir dost haline geldiğini göreceksin. Başarabilir mi insan bunu? Başarırsa yükselir. Başardıkça yükselir. Gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, haksızlık edenden intikam almaya gücümüz yettiği zaman bağışlamak, insanı Allah'ın katında yükselttikçe yükselten davranışlardandır. Uhud, Bedir'de ölenlerin intikamını almak istiyor müşrikler. Uhud'da Ebu Sufyan'ın karısı Hint bin Utbe, bu özel bir iyi mızrak adam, Habeşistan kökenli bir köleyi ayarlamış. Çok iyi şey fırlatırmış. Mızrak fırlatırmış. Müşrik bir köle. Müşriklerin kölesi, kendisi de imansız bir köle. Onu ayarlamış. Bedir'de, bir sene önceki Bedir'de Hazreti Hamza'nın savaşırken Hamza'nın kılıcıyla ölenlerin intikamını almak üzere Hamza'yı öldürmekle sorumlusun sen. Takip et meydanda. Diyor ki elinde kargısı mızrağı Hamza'yı radıyallahu anh takip ediyor. Uhud'u biliyorsunuz. Sık anlatmaya da ihtiyaç yok. Yani galibiyetle başlamışken başta müşrikler darmadağın olup kaçmaktayken okçuların Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sözünü unutup da emrini unutup da bulundukları yeri terk edip ganimet toplama sevdasına düşmeleri neticesinde arkadan kuşatan ve kaçmakta olanların da geriye dönüp iki ateş arasında bıraktığı 70 civarında şehidin verildiği savaştır biliyorsunuz. Dünyalık gönle düşerse, dünya sevgisi gönle düşerse, dünya ahiretin önüne geçerse hem dünyada hem ahirette kaybettiriyor. Rabbim dünyaya kapılıp da ukbayı tehlikeye atmaktan bizleri muhafaza buyursun. İşte o esnada şehitler var. Aralıklarla anlatıyorum size. Şehitler var çok sayıda.
Müşrikler öyle kinlenmişler ki öldürdüklerinin kulaklarını kesiyorlar, burunlarını kesiyorlar. Efendim ellerini kese onları kolye gibi ipe diziyorlar. Müsle denir buna, müsle. Cesede yapılan işkence bu. Müsle yapıyorlar, böyle kinlenmişler. Vahşi takip ediyor Hamza'yı radıyallahu anh. Hazreti Hamza savaşırken fırlattığı mızrakla bu ön tarafından, göğüs kafesinden giren mızrak sırtını delip çıkıyor. Orayla kalmıyor. Hint'ten özel mükafat hediyeler sözü almış, mükafat sözü almış. Hem hürriyetine kavuşacak hem hediyeler alacak. Azat edilecek. Öldürdükten sonra Hamza'yı göğsünü yarmış, diğerlerini dışarıya çıkarmış. Bunu niye anlatıyorum size? Sonunun ne kadar anlamlı olduğu ortaya çıksın diye. Ciğerlerini dışarıya çıkarmış. Hint bin Utbe, Ebu Süfyan'ın karısı, ikisi de müşrik. Bedir'in kiniyle İslam'a olan, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a olan kin ve nefretle Hamza'nın kanlı ciğerlerini ağzına alıp çiğnemiş. Böyle bir pespaye, böyle bir bayağı bir durum, böyle bir aşağılık, kelimelerin yetmediği bir durum. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Sonra Hendek'te başka bir Müslümanın şehit etmiş bu vahşi, yine attığı mızrakla. Mekke fethedilmiş, kaçmış Mekke'nin fethinde. Müslüman olmazlarsa affedilmeyeceklerden biri Hint, biri bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelip de Hint af dileyince, Peygamber Efendimiz'in biricik amcasının, en büyük destekçisinin ciğerlerini, ağzında kanlı ciğerlerini çiğneyen Hind'i affetmiş Efendimiz Aleyhisselam. Vahşi kaçıyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona İslam'a davet gönderiyor, haber gönderiyor, gelsin Müslüman olsun diye. Benim nasıl affedilmem mümkün olabilir? Benim bağışlanmam nasıl mümkün olabilir? Ben her kötülüğü işlemiş bir adamım. Deyince وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Onlar Allah'tan başkasına yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ben bütün bu kötülükleri işledim. Efendimiz Aleyhisselam illa men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan. Kim iman eder, tövbe eder, salih amel işlerse Allah onun tövbesini kabul eder ayetini okuyor. Ben bütün bu kötülükleri işledim deyip ikna olmuyor. Öyle anlatıyor kaynaklarımız. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Allah kendisine şirk koşulması hariç diğer dilediği bütün günahları bağışlar şeklinde haber gönderiyor. Vahşi yine burada bağışlanmak Allah'ın dilemesine bırakılmış. Allah beni affeder mi ki diye tereddüt gösterince Hazreti Peygamber sohbete başlarken okuduğum قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey kendilerine karşı aşırı gitmiş olan kullarım! Ey fazlaca günaha dalmış olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Allah bütün günahları bağışlar. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Ayetini okuyunca vahşi iman ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahşiyi gördükçe Hamza'yı hatırladığından dolayı radıyallahu anh vahşiye gözüne gözükmemesini tembih ettiği anlatılır. Hazreti Hamza'ya yapılan işkenceler gözüne gelip de onun parçalanmış vücudu, dışarıya çıkarılmış organları, iç organları tablosu gözüne gelir diye vahşiye gözüne gözükmeden
imanına, İslamına, hayatına devam etmesini söylediği anlatılır kimi kitaplarımızda. Ama Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam intikam almaya gücünün yettiği, 8 sene önce hicret etmek durumunda, mecburiyetinde kaldığı Mekke'ye fetheden bir komutan olarak girerken hiç kimseden intikam almak şöyle dursun: Kabe'nin etrafında toplanan insanlara şimdi size ne yapacağımı zannediyorsunuz diye sorup, şimdi size ne yapacağımı zannediyorsunuz? Siz bana işkence ettiniz, yurdumdan çıkardınız, öldürdünüz, horladınız, boykot ettiniz, her türlü rezaleti işlediniz. Size ne yapacağımı zannediyorsunuz? Size Yusuf Aleyhisselam'ın kendisini kuyuya, ölüme terk eden kardeşlerine dediği gibi diyorum: La tesribe aleykum liyavm. Bugün size kınanmak yok. Bugün sizden intikam almak gibi bir niyetim yok. Bugün bağış günüdür şeklinde yaklaşan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir peygamberin ümmeti olarak basit ailevi meseleler, basit arazi toprak meselelerinde hemen silaha sarılıp da aile ferdi olsun olmasın çektiği silahla efendim bir menfaati zedelendi ya da zedelendiğini düşündüğü için şu kadar insanı öldürmek gibi bir yola sapabilir mi? Böyle bir şaşkınlığı yapabilir mi Müslüman? Pehlivan güreşte olmaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Leyse şedidu bis sur'a. Pehlivan, asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil. İnneme şedidu yemliku nefsehu andel gadab. Asıl pehlivan öfkelendiği zaman kendisine hakim olmayı başaran insandır buyuruyor. Asıl pehlivan odur. Rabbim Celle Celaluhu, huzil affe ve'mur bil urfi ve arid anil cahilin. Af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir ayeti kerimesini hayat prensibimiz haline getirebilmeyi, af ve merhametle davranıp af ve merhamete nail olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbim kalplerimizi ve kalıplarımızı, bizi ve evlatlarımızı her türlü kötülükten, beladan, musibetten, maddi ve manevi hastalıklardan ve belalardan muhafaza eylesin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.